O insanlar yapabilecekleri başka bir işte uzmanlaşsınlar o zaman. Tabii. İzmir'in gündemine dönelim mi yavaş Tabii yavaş? Ki. Bir bayram geçirdik. Cumhuriyet coşkusu yaşadık. Cumhuriyet'in 100. yaşına doğru artık adım adım ilerliyoruz. Çok az kaldı. Gerçi o kutlamalara da tartışmalar damgasını vurdu. Özellikle Diyanet'ten gelen mesaj, Atatürk ve Mustafa Kemal kelimelerinin o Cumhuriyet kutlama mesajında yer bulmaması, Atatürk ismi neden kullanıldı, neden kullanılmadı tartışmasını da beraberinde getirdi. Hem İzmir özelindeki kutlamalar hem de Cumhuriyet vurgusu olduğu yerde siyasetin bu kadar dahil olmasını siz nasıl Şimdi değerlendirirsiniz? İki sene önce ben bir video hazırlamıştım 2019'da. Bir ara size vereyim rejiyi. Hatta belki aradan sonra da yapabiliriz. Yayınlarsınız. Cumhuriyet deyince, Mustafa Kemal Atatürk deyince Cumhuriyet bir kurum. Mustafa Kemal Atatürk'e de bir kişi olarak bakmak bizi yanlışa sevk eder. Şimdi Cumhuriyet, bizim millet olduğumuz yer biliyorsunuz Orta Asya'da Ötüken'dir. Türklerin tarih sahnesine çıktığı ilk yer Hunlardır. Hunlardan sonra Göktürkler, Göktürklerden sonra Uygurlar, Uygurlardan sonra Selçuklular, Altınordu Devleti, Gazneliler, hepsini sayın, gelin Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Bunun içerisinde en büyük proje Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet büyük devrimdir çünkü Göktürklerden sonra Türk adını kullanan ilk devlettir Türkiye Cumhuriyeti. Bir arada yaşayan halkımızı millet olarak gören, kulu yurttaş yapan, Türk sözcüğünü, Türk vatandaşı sözcüğünü, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı sözcüğünü kullanan, herkesi eşitleyen, hepimize eşit yaşam ve hayatta benim dedem köylü, babam bir köy çocuğu, ben bugün İzmir'de doktorluk yapıyorum, hiçbir eksiğim yok. Eğer Cumhuriyet olmasaydı, Cumhuriyet kurulmamış olsaydı, babam da köylü olacaktı. Köyde bu kötü bir şey değil. Çiftçilik yapmaya devam edecekti. Ben de çiftçilik yapmaya devam edecektim. Herhangi bir şekilde toplum içerisinde ne statüm değişecekti, ne yerim değişecekti. Ben baktım o işte E-Devlet şeylerine, verilerine. 200 yıllık gidiyor. Biz hep Simav'da kalmışız. Kütahya, Simav. Çıkmışım buraya gelmişim. Yeni bir hayat kurmuşum. Cumhuriyet böyle bir şans vermiş insanlara. Mustafa Kemal Atatürk de Cumhuriyet'in kurucusu, devletimizin banisi. Bunlar biliyorsunuz klasik kitap sözcükleridir. Ama Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i de içine alan Türk devriminin elbise giymiş hali. Mustafa Kemal Atatürk bir birey değil. Bakın bu hani bizim sağ cenahtan, İslamcı cenahtan yok peygamber miydi? Yok yani ne saçmalıklar. Peygamberimiz de belli, Allah'ımız da belli. Mustafa Kemal Atatürk bu projenin prototip bireyi. Yapıcısı Mustafa Kemal Atatürk Türk kimliğinin elbise giymiş hali. Türk var mıydı Osmanlı'da? Etrakı bir idrak vardı. MHP'liler hep söylüyorum, size konuşuyorum daha çok CHP'lilerden. Etrakı bir idrak. Yani İdrak yoksunu, şuursuz Türkler, etrakta Türk'ün çoğu. Osmanlı Sarayı'nda Türk böyle bir şeydi. Cumhuriyet devrimiyle beraber bir ulus yarattık. Bu ulusun bayrağı, milli marşı, dili, dil devrimi yaptı. Cumhuriyet bakın bizim bugün Türkçe konuşmamızın sebebidir. Eğer dilinizi kaybederseniz milli benliğinizi kaybedersiniz. Bakın bu üçüncü alfabemiz bizim. Bir runik alfabe Orhunlar, iki Uygur alfabesi. Üç Arapların alfabesini kullandık, şimdi Latinlerin alfabesi, dördüncü alfabemizi yanlış saymışım. Yeni bir milli dil ortaya çıkarma, yeni bir milli edebiyat ortaya çıkarma, üreten bir toplum haline dönüşme, kadın hakları, bakın Allah aşkına eski prototürklerde kadın, hatun çok önemli bir kavram. Hakan'ın yanı başındaki insan, birinci yardımcısı, Osmanlı'da öyle miydi? Padişahın annesi mal gibi avınıp satılan cariyeydi. Şimdi bunu saklayacak bir durum yok. Hürrem de köleydi. Dillere desen Hürrem bir köle. Osmanlı Sarayı'na cariye pazarından satılmış bir köle. Padişahın annesi köle. Peki Cumhuriyet ne yaptı? Kadınlar Cumhuriyet'e siz bizden daha çok sahip çıkın. Vermeye çalıştığım mesaj bu. İngiltere'de İngiliz kadınları da Türk kadını kadar değerlidir diye pankart açtıran devrim Cumhuriyet. Çünkü Avrupa'da seçme ve seçilme hakkını İlk kazanan kadın